Fosil yakıtlar, organik canlı atıkları ve ölülerin milyonlarca yıl içerisinde anaerobik ortamda toprak katmanları altında dönüşümüyle oluşurlar. Petrol, kömür ve doğalgaz birer fosil yakıttır. Fosil yakıtlardan enerji elde edilmesi bu yakıtların çeşitli teknolojilere sahip sistemlerde oksijen gazı ile yakılması yoluyla gerçekleşir. Fosil yakıtların enerji elde edilmesi amacıyla yakılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Fosil yakıtların yanması egzotermik bir olaydır. Yani enerji veren, ısı veren bir olaydır. Doğru. Buradan enerji elde edilir. Fosil yakıtların enerji elde edilmek amacıyla aşırı miktar kullanımı atmosferdeki gaz dengesini bozmaz demiş. Yanlış. Çünkü fosil yakıtların yanması sonucu karbon monoksit, karbondioksit, NOx ve SOx gibi gazlar açığa çıkar ve bunlar da atmosferdeki gaz dengesini bozar. Dolayısıyla B şıkkı yanlış. Diğer şıkları da bakalım. Açığa çıkan gazlar arasında çeşitli solunum yolları rahatsızlığına ve zehirlenmelere yol açan egzoz gazı olarak bilinen karbonmonoksit yer alır. Doğru. Fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkan CO2, NOx, SOx gibi gazlar ametal olduğu için asit yağmurlarına sebep olur. Doğru. Termik santrallerin bulunduğu şehirlerde hava kirliliği sorunları gözlenir de yine doğrudur. Günümüzde nükleer santrallerde atom çekirdeklerinin parçalanması fisyon, çekirdek tepkimesi yoluyla enerji üretilmektedir. Bu amaçla zenginleştirilmiş uranyumun nötronla bombardımanı nükleer reaktörlerde reaksiyonları ile kontrollü bir şekilde gerçekleşir. Ülkemizde de sağladığı çeşitli avantajlardan dolayı Sinop ve Mersin'de iki ayrı nükleer santral, santral kurma çalışmaları başlamıştır. Buna göre nükleer enerji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Küresel ısınmaya neden olmaz. Doğru. İklim koşullarından etkilenmez. Doğru. Uranyum çekirdeğinin kontrollü parçalanmasıyla gerçekleşir. Doğru. Yenilenebilir enerji kaynağıdır demiş. Yanlış. Nükleer santral yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir. Radyasyon tehlikesine karşı özel önlemler alınmalıdır. Yine doğrudur.